Hawking, One World Observatory'de verdiği konferansta şu an karşımıza çıkan sınır biz ve yıldızlar arasındaki büyük boşluktur. Fakat artık bu sınırın ötesine geçebiliriz. Işık demetleri, ışık partikülleri ve şimdiye kadar yapılan en küçük uzay aracıyla yakın zamanda Alpha Centauri'ye bir yolculuk düzenleyebiliriz. Bugün kozmosta bir dahaki büyük sıçrayış için uğraşıyoruz. Çünkü bizler insanız, uçmak doğamızda var ifadelerini kullanmış. Starshot projesi. Proje bizi öyle heyecanlandırıyor ki yakın bir gelecekte başka bir yıldız sistemine çok kısa bir sürede ulaşmamız anlamını taşıyor. NanoCraft adı verilen uzay araçları kullanılıyor bu projede. Önce ona bir bakalım. NanoCraft iki temel parçadan oluşuyor. Starship ve Lightsail. Patates cipsi veya tuzlu kraker boyunda yön yönelim tayin sistemi, elektrik üretmek için güneş panelleri, manyetik alan ölçerleri ve hatta bilgisayarları var. Bir kenarı 3,4 cm olan kare şekilli çiplerin yüzey alanı 12 cm kare ve bu süper hafif sondalar sadece 4 adet kağıt beşleri ağırlığında. Daha iyi anladınız mı? NanoCraft ışık hızının %20'sine ulaşabilecek. Bu hız otobanda ilerleyen arabadan milyon kez şu sıralar derin uzayın sınırına dayanmış Voyager uydusundan 1000 kat daha yüksek. Yaklaşık 4 ışık yılı uzaklıktaki en yakın komşu yıldız olan Alpha Centauri'ye insan ömrünün yeteceği makul zaman aralığında ulaşabilecek. Projeye göre Starshot gemisinin çok ince tasarlanmış uzay yelkenlerinde pul büyüklüğünde bir çip bulunacak. Bu ikili fırlatışta ana gemide bulunacak ve sonra da dünyanın yüksek bir yerinde konumlanmış bir tesisten gelen lazer ışınları ile uzaya doğru yola çıkacaklar. Uzmanlar böyle bir geminin ışık hızının %20'sine kadar hızlanabileceğini söylüyor. Bu hız 4.37 ışık yılı uzaklıktaki Alpha Centauri sistemini aradan çıkartmaya yetecek hem de fırlatılıştan sadece 20 yıl sonra. Hatırlatalım ki bildiğimiz klasik uzay gemileriyle bu süre yaklaşık 30 bin yıla denk gelirdi. Kibrit kutusu kadar bir uzay aracı düşünün, üzerinde iletişim için bilgisayar işlevi gören bir çip ve yelkenli gemi yandıracak gibi yelkenler var. Bu yelkenler ise dünyada konumlanmış lazer ışınlarla itilecek ve sürekli hızlanması sağlanacak. Yapılan hesaplamalar ışık hızının 5'te 1 hızına kadar çıkacağını öngörüyor. Alpha Centauri 4.37 ışık yılı veya 40.2 trilyon kilometre uzaklıkta bulunan bir yıldız sistemidir. Yani şu an kullandığımız uzay araçlarıyla Alpha Centauri'ye ulaşmak çok olası bir ihtimal gibi görünmüyor. Örneğin insanoğlunun ilk ve tek yıldızlar arası uzay aracı 5 Eylül 1977'de fırlatılan Voyager 1 mevcut hızı ile Alpha Centauri'nin bulunduğu mesafe kadar yol kat etmesi için 70.000 yıl gerekiyor. Alpha Centauri aslında 3 yıldızdan oluşan bir sistem ve dünyaya en yakın yıldız da diğer iki kardeşinden daha uzak dönen Proxima Centauri. Proxima Centauri Güneş'ten daha küçük bir kırmızı cüce ve yörüngesinde Proxima B adlı dünya benzeri bir gezegen var. Starshot yıldız çipleri bu gezegenin yanından hızla geçerken fotoğraf çekecek ve gezegende hayat olup olmadığına bir bakacaklar. Starship'in hızlanması için gerekli olan ışık yelkeni de uzay aracına ayrıca monte edilecek Lightsail ismi verilen yelken ışık partiküllerini kullanarak tıpkı denizde yüzen bir gemi gibi kendisi için itici güç oluşturacak. Hawking yaptığı hesaplamalar sonucunda 100 gigawattlık bir enerjiyle Starship'in hızını saatte 161 milyon kilometreye kadar çıkarabileceklerini bulmuştur. Burada bir örnek vermek gerekirse Starship'in Plüton'a ulaşması yalnızca 3 gün sürecek. Her şey yolunda giderse 2030'dan sonra Proxima Centauri'ye yılda 200-300 yıldız çipi göndermeye başlayacağız. Bu da 10 yılda 3000 sondanın gönderilmesi anlamına geliyor. Sebebi de uzay sondalarının yolda bozulma ihtimaline karşı yedekli gitmesi. Ayrıca sondalar tek başına analiz yapamayacak kadar küçükler ama sürüler halinde giderken Proxima B gezegeninin detaylı haritasını çıkarabilirler. Her şeyden önce yıldız çipleri Proxima Centauri'ye ulaşmasa bile Güneş sisteminin keşfini kolaylaştıracaklar. Örneğin komşu yıldızlara 20 yılda giden yıldız çipleri daha yavaş bir hızla Mars'a 2 gün, 1 hafta veya 1 ayda gidebilir, Jüpiter'e ise 2 ayda ulaşabilirler. Bugün Mars'a 6 aydan önce gitmek mümkün olmadığı için bunlar rekor sürelerdir. Hatta
zaman bunları uzaya park ederiz ve kulaktan kulağa sohbet eden insanlar gibi uzayın derinliklerinde bir kablosuz internet ağı kurarlar. Böylece Jüpiter'den dünyaya lazer internet ile çok hızlı çalışan bir iletişim hattı kurarız. Öyle ki gelecekte Jüpiter'e tatile gidecek olan torunlarımızın torunları internet yavaşlamadan dünya ile online video oyunu bile oynayabilirler. Çok heyecanla bekliyoruz. Bakalım bizim ömrümüz yetecek mi? Hoşça kalın.